Sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Geçen pazartesi günkü programımızda oturumla alakalı bir soru gelmişti. O soruyla alakalı şimdi bir özet hazırladık sizlere. Bu görüntülerle sizleri baş başa bırakıyoruz. İyi seyirler. Oturum davasıyla ilgili olarak arkadaşımız 2014 yılının Şubat ayında Hollanda'ya giriş yapıyor arkadaşlar. Yani bundan öncesi eşi buradan bir istek yapıyor. Evet. MFF'ye müracaatında bulunuyor. En sonunda istek çıkıyor. Şubat 2014'te Hollanda'ya giriş yapıyor ve 27 Şubat 2014 tarihinde oturum kartını alıyor. Eline alıyor. Her şey çok güzel. Nitekim bu galiba daha çok yeni olmuş olan bir olay. Bundan 1,5 hafta öncesi IND, Immigratie en Naturalisatie Dienst, yani Hollanda'nın göç dairesi, bu arkadaşlara bir mektup geliyor. IND diyor ki, sizin diyor zamanında bize başvuru yaptığınızda, istek müracaatında başvuru yaptığınızda bize sunulan bilgilerle sonradan araştırma içerisinde sonrasında çıkan bilgiler bunu kıyasladığımızda diyor burada bazı bilgilerin doğru olmadığı kanısına varıyoruz. Yani şu anlama geliyor. Kontrat zamanında başvuru yapıldığında fast olarak verilmiş. Vize çıktıktan sonra yani vatandaş daha buraya gelmeden önce kontrat sonlandırılıyor. Bu arada arkadaş vatandaş vizesini alıyor. Hollanda'ya geliyor. Belediye kaydını yaptırıyor. Oturum kartını aldığında da aslına bakarsanız yani kontrat bitmiş oluyor. Sonlandırılmış oluyor. Feshedilmiş oluyor. Yani bir nevi IND diyor ki bizi diyor dolandırdınız veyahut ki bizi kandırdınız diyorlar. Bu nedenden dolayı da size aslında bu oturumu hiç vermememiz gerekirdi diyor. O nedenden dolayı da geriye dönük olarak verilme tarihinden itibaren iptal etmek istediklerini belirtiyorlar. Daha etmek istediklerini belirtiyorlar. Çünkü buna forenamen dediğimiz bir mektup. İki hafta içerisinde bize görüşlerinizi bildirin diyorlar. Bu arkadaşlara tavsiyeniz ne olur Erdal Bey? Maalesef biz bu tür durumlarla çok çok karşılaşıyoruz. Kişi aile birleşiminin işini Hollanda'ya getirmek isterken bir vize başvurusunda bulunuyor. Vize çıktığı zaman karar geliyor. İşte vizeniz çıktı, işiniz Ankara veya İstanbul konsolosluğuna randevu yapıp gidip vizesini alabilir deniyor. Buradaki vatandaş tamam artık benim işim bitti diyor, her şey bitti diyor. Dolayısıyla o aşamada bile işten ayrılıyor, işini değiştirme yoluna gidebiliyor. Bazıları da biraz daha bekliyorlar. Hani oturum kartını tam alayım da tam garanti olsun diye. Oturum kartını aldıktan sonra aynı yanlışı yapıyorlar. Bakanlığın bu mektubu göndermesi aslında şu anlama geliyor. Sen oturum kartını aldıktan bir ay içerisinde, yani bir ay en azından geçmemiştir, sen işini değiştirdin. Dolayısıyla oturum kartını biz sana verirken sen işten ayrıldın veya işten çıktın, bunu biliyordun ve bunu bize bildirmedin. Biz bilseydik bunu zaten sana oturum kartını vermeyecektik. Ya aradan 2,5 yıl geçmiş. Yani 2,5 yıl sonra diyebiliyorlar mı yani o zamanki yani durumda hani bazı sen bize yanlış bilgi vermişsin. İşte biz senin oturumunu geriye çekiyoruz. Senin geriye gitmen gerekiyor bazen, diyebiliyorlar mı? Çünkü hani 2,5 yılda vatandaş burada bir hayat kurmuş kendine. Bazen 10 yıl bile geriye gidebiliyorlar. Hani öyle bir hakları var mı? Hakları var mı ayrı bir şey ama yapıyorlar. Dolayısıyla bu tür davalarda eğer bu vatandaşın kararı gelirse buna itiraz edilmesi gerekir. İtiraz prosedürü başlatılması gerekir ama burada önemli olan bu vatandaş 2014 yılından itibaren Hollanda'da çalışmış mı çalışmamış mı, belki o iş üzerinden ona bir itiraz prosedürü başlatılabilir. Aynı zamanda yani bir B planı veya daha sağlam bir plan olarak tekrardan yeniden bir başvuru yapılma imkanı var. Oturumu burada alma imkanı var. Eğer ki ikisi de Türk vatandaşılarsa ve Türk evlilerse. Hani Türkiye'ye geriye gitmeden burada tekrardan oturum başvurusuna bulunabiliyorlar mı? İşte bahsettiğim şartlara uyuyorlarsa her iki tarafın en azından bir Türk vatandaşlığının olması gerekiyor ve resmi bir nikahın olması gerekiyor. Ve buradaki yani resmi burada bulunan kişinin gelir sahibi olması gerekiyor. O zaman Türkiye'ye gitmesine gerek yok. Yani bu arkadaşımızın oturumu iptal edilecek mi? Şimdi önce
Yeniden yani o for names mektubunda yazdığı bilginin veya dayan yani bu oturumu geri çekme düşüncesinin dayanağı olan bilginin doğru olup olmadığına bakılması gerekiyor. Hı hı. Bazen onunla da doğru olduğunu düşünelim. O zaman yeniden bu oturumu geri çekecektir. Tamam. Karar gönderecektir ve kararda oturumun veriliş tarihi itibariyle geri çekildiğini söyleyecektir. Tamam. Öyle bir karar geldiğini düşünelim. Evet. Ya bu arkadaşımız da öyle bir kararda 4 hafta içerisinde itiraz etme hakkı olduğu bildiriliyor. İtiraz ettiği takdirde sonuç alırlar mı? Alabilme imkanları var mı? Alabilme imkanları vardır. Yani imkan her zaman vardır. Dediğim gibi bu dosyayı işte kendi şartları altında bir incelememiz gerekiyor. Hı hı. Dediğim gibi bu kişi burada çalışmış mıdır, ne kadar çalışmıştır, iş geçmişi var mıdır, buna bakılması gerekir. Ona göre bir itiraz prosedürü başlatılır. Yani bu dediğim gibi bu dava yürürken kendisine tekrardan söylüyorum dosyanın kendi gerçekleriyle buna bir karar. Her zaman yani bir davanın çalışmışsa, prim ödemişse o zaman oturumunu alabilir mi? Hani devam ettirebilir mi oturumunu? Tabii. Davayı kazanır. Yani o yüzden diyorum hani ama tabii işinde de bazı şartlar uyması lazım. Yani 2 ay orada çalıştım, 3 ay orada çalıştım da olmuyor. Yani bir iş yerinde çalışmış mı, ne kadar çalışmış, aynı işveren yerinde hala kontratı var mıdır? Bunlar önemli faktörler. B planı dedik. B planı da eğer ki bu şartlara uymuyorsa o zaman tekrardan yeni bir başvuru, oturum başvurusu yapılması lazım. Öyle de orada bir dezavantaj diyelim, sıfırdan bir oturum başvurusu yapılacak. Yani bu 2014'ten bugüne günümüze kadarki resmiyetini kaybetmiş olacak. Hı hı. Ama başvuru yapıldığı zaman dediğim gibi Türkiye'ye gitmesine gerek kalmadan burada Türk vatandaşlığı, evlilik ve gelir yeterliyse, uyuyorsa bu şartlara buradan bakanlığa bir başvuruda bulunarak kendisinin oturumunu buradayken alabiliriz. Yani Türkiye'ye gidip tekrardan vize beklemesine gerek yok.